Ey evlat, nefisle olma, kötü arzuyla olma, dünya ile olma, ahireti de bırak, hakkın gayrı bildiğin her şeyden silkin. Bunları yapabildiğin an tükenmez hazineye erersin. Sonsuz hazine dediklerini budur. Hidayet bu yolda olur. Oraya erersen ölmek senin için muhal sayılır. Günahtan dön, koşar adımla efendine git. Tevbe edeceğin zaman dışını ve içini temizle. Tevbe ilk defa kalple olur. Tam ve pürüzsüz dönüşle Mevlana sarıl. Günah libasından çık. Mecazi manada değil, hakiki manada Allah'tan utan. Bunlar kalp işidir. Olması için kalbin temiz olması şarttır. Peygamberin göstermiş olduğu yola girmek gerekir. Kalıbın kendine has işi vardır. Kalbe de has olan bazı işler bulunur. Sebep kisvesinden soyunmak, kullara dayanmamak, kalbin yapması gereken şeydir. Kalp tevekkül denizinde yüzer. Allah bilgisini varlığına sindirir. Onun sonsuz ilim denizine dalar. Sebebi bırakır, sebebin asıl sahibini arar. Bu durumda vasat halde bulununcaya kadar zahmet çeker. Sonra içine döner ve şöyle der: bizi yaratan doğru yolu gösterir. Sonra yoluna devam eder. Yerleri aşar, sahilleri dolaşır. Sonra doğruyu bulur. Yolunu aydınlık kaplar. Allah'a hakiki manasıyla inanır. Yolunu kesen engeller yok olur. Hakkı arayanın kalbi mesafeleri aşar. Her adımda görüşü ötelere geçer. Yürüdüğü yolda korkulu bir şey gelse, iman kalkanı onu saklar. Ona şecaat duygusu verir. Korku buharı kalmaz. Ateş korunları yok olur. Emniyet nuru gelir. Yakınlık sevgisini benliğinde bulur.